LYS süreci sadece 8. sınıf içerisine sığdırılabilecek bir süreç değil. LYS süreci öğrencinin akademik bilgilerini analitik düşünme gücüne dönüştürüp ilerlemesidir. Bunun için öğrencinin bilgi birikiminden sonra analitik düşünme gücü kazanması gerekiyor. Biz bunu ortaokulumuz olarak 5. sınıftan itibaren uyguluyoruz. Analitik düşünme gücü kazanmak, farklı konuları birleştirerek sonuca gitmek ve çözüm üretmek demektir. Çözüm üreten, birden farklı soru ya da konuyu birleştirebilen öğrenciler LYS'de fark yaratıyor. Bizim bu sene ortaokulda 3. senemiz. 2 yıldır 8. sınıflara mezun veriyoruz. İlk senede sonuçlarımız çok güzeldi. Çocuklar seçilerek gelmişlerdi. İkinci sene 7. sınıftan hedeflediğimiz, aldığımız, yetiştirdiğimiz öğrenciler oldu. Bu sene 14 öğrencimiz vardı. 6 öğrencimiz 0 dilimdeydi. Bunun anlamı Robert, İstanbul erkek, Üsküdar Amerikan, Alman, Avusturya ve San Jose'e giren öğrenci demektir. Aynı zamanda devlet okullarından üst düzey okullara giren öğrenci demektir. Yine 0 dilim olup TÜBİTEL okulunu tam burslu kazanan kızımız oldu. Diğer 4 öğrencimiz birlik dilimdeydi. O da Burak Bora gibi, Kadıköy Anadolu gibi, Köy Hizmetleri gibi, Avni Sözen gibi okullara girdiler. 2 öğrencimiz Sezin, Tevre, Burslu diğer kaliteli özel okullara burslu olarak girdi. Hepsi şu anda çok mutlu, çok keyifli. Her şeyden önce şöyle bir örnek vereyim. 447 puan alıp iyi bir lisede burslu giden bir öğrencimiz azıcık ders çalışsaydı çok daha yüksek başarısı olabilirdi. Babası şunu söyledi. Benim oğlum ders dinlemeyi burada öğrendi. Benim için bu da çok önemli. O çocuk gelecekte mühendis olacak. Belki yapay zeka seçecek. Bunun için emek harcaması gerektiğini, gayret etmesi ve planlı olması gerektiğini de öğrenmiş oldu bu sene. Şimdi kardeşi bizimle 6. sınıfta, o daha donanımlı bir şekilde geliyor. İşte biz çocuklara bilgiyi birleştirme, çözüm üretmeye yönelik kullanma ve analitik düşünme becerileri kazandırarak LGS'ye hazırlıyoruz. Ama en önemli özelliğimiz dürüst olmak gerekirse uyguladığımız sarmal programla 6. sınıfın konularını 5'e çekmek, 7'nin konularını 6'ya ve 7. sınıfta tüm 8'in konularını bitirerek öğrencilerin LGS konularına 1 yıl önceden hakim olmasını sağlayıp son sene sadece soru çözme ve çözüm üretme üzerinde yoğunlaşmalarını sağlıyoruz. Başarımızın en önemli unsurlarından biri bu. Bu sene bizim 8. sınıfta yine 14 öğrencimiz var. Bu planlı bir çalışma. 3 yıldır 14 öğrenci mezun ediyoruz 8'den. İsteseydik 2. grubu, 3. grubu da yapardık. Ancak belli bir puanın altında kalacak öğrencimiz olsun istemiyoruz. Geliştirebileceğimiz, yetiştirebileceğimiz belli bir noktada bizim için iyi bir lise diyebileceğimiz bir okula gidebilmesi için bir çalışma yapıyoruz. Ve buna uygun, temelden biz yetiştirmediğimiz için 5. sınıfta. Ancak 2023-24, yani bu sene değil, bu 2023 LGS değil, 2024 LGS Nasuh Bey Koleji'nin ortaokulunun 5. sınıftan aldığı, 5. sınıftan itibaren yetiştirdiği, kesin olarak temel altyapısını doğru kurduğu 36 öğrencinin mezuniyetine tanık olacak. Şu anda onlar 7. sınıf ve 7 ve 8. sınıf programını sarmal olarak işliyorlar ve 2023 Haziran'ında 8. sınıflarımızla birlikte LGS'yi ertesi gün okulda deneme olarak çözecekler. Tıpkı bu seneki 8'lerin yaptığı gibi. 450 puanın altında öğrenci yok 8'lerimizde. Yani geçen seneki 7'lerimiz Haziran'daki LGS'yi çözdüler. Hatta 5'lerimiz de çözdü. 5. sınıflarımızda Türkçeyi full yapan en az 7-8 öğrenci vardı. Yani bu bir bakış açısı, bu bir hazırlama şekli. Mesela bizim okulumuzda bir Türkçe dersi var, bir de görsel okuma mantık muhakeme dersi var. Ayrı bir ders olarak. Bir fen dersi var. Bir de ileri fen ve birleştirilmiş konular dersi var. Bunlara ayrı ayrı öğretmenler giriyor.
Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi, öğrenciye uygun, bireye uygun alanda meslek seçimi ve doğrudan bunu ilgilendiren okul seçiminin yanlış yapılmasıdır. Bu seçimlerin lisede başlaması gerekiyor. Çünkü seçtiğiniz lise, mesleğinize yönelik, gelecekte gideceğiniz üniversitenin altyapısını kuran bir lise olması gerekiyor. Çünkü bir bireyin çapı, bir öğrencinin, bir insanın çapı, çevresindeki minimum 5, maksimum 15 kişinin ortalamasıdır. Bu yüzden hangi lisede okuduğunuz, gelecek hayalleriniz için bu anlamda da çok önemli. Öğrencileri gelecekte yapmak istedikleri meslek ya da alana, yönelmek istedikleri alana göre lise seçimi için yönlendiriyorum. Burada çocukları aileler tanıdığını zannediyor. Ancak öğrencileri en iyi tanıyan, daha çok vakit geçirdikleri okullarıdır. Eğer okulun böyle bir amacı varsa. Okulun amacı standart rehberlikse bu da çok sağlanamıyor. İşte bunun için dünyada ve Türkiye'de koçlar ortaya çıkıyor. Kişisel gelişim uzmanları ortaya çıkıyor. Meslek kriterlerini oluşturan testler ortaya çıkıyor. İşin özü öğrencinin ilkokuldan itibaren ilgi duyduğu alanları ona göstermek ve seçim yapmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda ortaokul en iyi tanıma dönemidir. Ortaokul 7 ve 8. Çünkü çocuk ergenlikle birlikte kişiliğini de yavaş yavaş oluşturmaya başlamıştır. Benim PDR ekibim öğrencilerin genel yapılarına göre önce hangi alana meyletmesi gerektiğini belirliyor. Öğrencileri Türkiye'de çok yanlış yönlendiriyorlar. Bu sayısalcı, bu sözelci. Öyle bir şey yok. Sayısalcı, sözelci diye bir şey yok. Burada en önemli şey bireyin ya da öğrencinin beşeri bilimler alanına mı ilgi duyuyor? Ki bunlar işletmeydi, hukuktu, uluslararası ilişkilerdi, hariciyeydi, siyasetti, bir sürü başka alan. Ya da MF'ye mi ilgi duyuyor? Mühendislik bilimleri. FM'ye mi ilgi duyuyor? Fen bilimleri. Bu alana bakarak yönlendirme yapıyoruz. En önemli birinci kriter Türkiye'de mi üniversite eğitimi alacak? Yurt dışında mı üniversite eğitimi alacak? İlk buradan yola çıkmak gerekiyor. Bu beşeri ya da MF'den sonra. Eğer Türkiye'de eğitim alacaksa, üniversite seçmeleri olduğu için, farklı kriterler olduğu için ona göre lise yönlendiriyoruz. Ona göre lise seçimini yapmasını istiyoruz. Çok yanlış seçimler oluyor. Örneğin çocuk Türkiye'de İTÜ'de okuyacak ama IB eğitim alan bir lisede okuyor. Ve bir daha Türk eğitimi için ders almak, kursa gitmek zorunda kalıyor. Biz bunların mümkün olduğu kadar olmamasını sağlamaya çalışıyoruz ve sağlıyoruz da. Eğer öğrenci yurt dışında okuyacaksa, yurt dışında seçeceği ülkenin ve üniversitenin kriterlerine göre bir lisede okuması gerekiyor ki kabulü kolay olsun. Bunlar için önce velilere genel bir listeleme şansı veriyoruz. Sonra birlikte konuşarak seçim şansı veriyoruz. Genelde veliye yaptığımız toplantı izlenecek yol toplantısı oluyor ilk önce. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra nasıl bir yol izlemeliyiz? Zaten biz kendi öğrencilerimizin seçimlerini, okul belirlemelerini birlikte yapıyoruz. Bütün öğrencilere ve öncelikle de onların velilerine planlı, programlı, yani gayret etmek üzerine kurulu bir eğitim düzeni diliyorum. Bakın bu çok önemli. Her şeyi yapıyor olmak değil, yaptığını başarıyla yapıyor olmak çok önemli. Bu yüzden eğitimde planlama, planı doğru uygulama, eksik kalanı telafi etme en önemli işlevdir. Velilerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Ha ben işime karıştırmam zaten velileri. Onlar da bunu biliyorlar. Takip önemli ama anne baba çocuğunu sağlıklı, mutlu, huzurlu tutsun. Öğrencinin özelliklerine göre desteklenmiş, değiştirilmiş, ilave edilmiş ya da çıkarılmış bir eğitim olması gerekiyor. Öğrenci özelinde kurgulanmış eğitim bizim işimiz.